Türk milletinin bütün yeteneklerini azami şekilde seferber etme kudretini, bilincini, bilgisini, bilimini, yeteneklerini aşılayarak iktidara yürüyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'yi bölünmeye çalışılan yerden birleştirme atağına geçtiklerini ilan etti. Partisinin altın çağında olduğunu ve iktidara yürüdüğünü vurguladı. Yeni bir dünya kuruluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de o Amerika'nın dayattığı süreç bozguna uğratılmıştır. Vatan Partisi Amiral Soner Polat 11. olan Ankara İl Kurultayı'nı tarihi fırsat için görev başına sloganıyla yaptı. Kurultaya CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Kemal Kaplan, İl Sekreteri Ozan Ergün Doğan da katıldı. Ayrıca Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da kurultaya mesaj gönderen isimler arasında yer aldı. Atlantik sisteminin iddiaları bitmiştir. Artık Amerika'nın borusu ötmüyor. Kurultayda divan başkanlığına Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı seçildi. Bursalı partisinin programlarının Türkiye'nin geleceğine yön verdiğini aktardı. Asya'dan yükselen yeni uygarlığın önderlerinden biri oluyoruz. Partimiz çığ gibi büyüyor. Bursalı'nın ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştu. Perinçek, başlatılan büyük üye atağına dikkat çekti. Partisinin Türkiye'yi bölmeye çalıştıkları bölgelerde birleştirme atağında olduğunu belirtti. Silopi'de yüzlerce insan Vatan Partisi'ne katılıyor. Şırnak'tan öğreniyoruz. Türkiye'yi oradan bölmeye kalktılar ve biz şimdi Vatan Partisi olarak Türkiye'yi o topraklardan, o vatan topraklarından birleştiriyoruz. Türk ordusu Mehmetçik vuruyor PKK'yı, gömüyor hendeklere ve Vatan Partisi o topraklarda Türkiye'nin siyasi gücü olarak ve Türkiye'nin gelecekteki hükümeti olarak vatandaşlarımızı örgütlüyor. Partimize katılanların %60-70 değerli delegeler HDP'den geliyor. HDP'den geliyor. Niçin geliyor? Biz HDP'ye karşı en kararlı mücadeleyi yürüttüğümüz için. Yeni üyelere rozetini de Vatan Partisi lideri Perinçek taktı. Perinçek, Vatan Partisi'nin altın çağına girdiğine de işaret etti. İktidara yürüyoruz dedi. Türkiye Kemalist devrimi tamamlama rotasına giriyor ve Vatan Partisi de bu nesnel koşullarda altın çağına girmiştir. İktidara yürüyoruz. Gelinen süreçte sistem değişikliği olduğunu ifade eden Perinçek, artık dolar saltanatının bittiğini, ABD'ye karşı Asya'da konumlanan devletlerin güçlendiğinin altını çizdi. Artık Doğu Akdeniz sularında da Amerika boynu eğik dolaşmaktadır. Her yerde yeniliyor. Amerika doları çöküyor. Dolar saltanatı çöküyor. Amerika'nın silahlı gücünün karşısında onu dengeleyen rakip silahlı güçler oluşmuştur. Çin gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi, İran gibi. Avrasya'da konumlanan Türkiye'nin rotasının Atatürk olduğunu vurguladı Perinçek. Avrasya çağında ekonomide yol haritasının istihdam ve üretim odaklı olacağını da aktardı. Türkiye Atlantik sisteminin dayattığı demin açıkladığımız emperyalizme bağlı orta çağla barışık o sistemden ayrılıyor. Atatürk'le ortaya koyduğumuz programı hayata geçirecek bir sistem geliyor. O sistem nedir? Cumhuriyetçiliktir. Halkçılıktır. Milliyetçiliktir. Bir milli demokratik devrim sürecindeyiz. Kamu, devlet, işçiler, memurlar ve işveren. Ekmek teknesinde biz işte o dört sınıfı birleştiriyoruz. Perinçek konuşmasında deprem kuşağında yer alan Türkiye için partisinin çözüm önerilerini de sundu. 263 bin tane betondan tabut yapmışız. O insanlarımızı beton tabuttan çıkartacağız. Yıkılacak olan depremde bile olan binayı depreme müsaade etmeyeceğiz, biz yıkacağız. Doğu Perinçek'in konuşmasının ardından Ankara İl Başkanı ve yeni yönetimini belirlemek üzere delegeler sandık başına gitti. Oylama sonucunda Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Topgöz oldu. Vatan Savaşı'nda ve üretim devriminde Türkiye'nin karşılaşacağı zorluklamada öncü tavır alacağız.